Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yanımızda Kankars. Evet. Ne yapıyorsun abi? İyi, hoş bulduk. Çok garip bir giriş oldu. Şimdi bugün biz niye buluştuk? Şimdi ben buraya neden çıktım? Beni biraz rezil etmek için buluştuk aslında. Niye rezil edeceğiz canım? Çünkü ben manuel araba kullanma deneyimim çok yok. Araba kullanmayı Amerika'da öğrendim zaten, biliyorsunuz böyle lift yaptığım hikayelerde. Ama manuel araba kullandım. Babamın Doblo'sunu kullanmıştım, şirket kaç arabasını. Yılı? 2022'deyiz. Yani 2016'da falan kullandım. 6 yıl geçmiş. 6 yıldır hiç kullanmadım. 6 yıldır hiç manuel kullanmadım. Zaten Prius otomatikti. Aldığım bütün arabaları bilerek otomatik aldım. Çünkü uğraşmak istemiyordum liftle falan. Çok böyle tık 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 tık, ne bileyim. Bir de alışkın da değilim. Zaten kullanmayı bilmiyorum araba. Burada öğrendim. Öyle zorlamadım. Manuel arabalar biraz daha ucuzdu aslında bazı modellerin. Tabii spor değil yani. Bildiğin Uber, tabii, lift yaptığın arabalardı. Ya gidip ama Honda Civic otomatik alsan mesela, manueli daha ucuz. Tabii. Otomatik bir de manuel daha sağlam diyorlar, transmission falan muhabbetlerinde. Biliyoruz yani artık arabalar hakkında. Senin sayende bir sürü şey öğrendik. Bu arada bir sürprizimiz var sizlere. Kankars'la ben, yani iki tane Kaan, Okan. Bir kanal açmayı düşündük. Araba kanalı. Siz ne dersiniz yazın. Bir sürü araba var zaten burada. 5-6 tane. Evet. Ama bunun dışında. Ama evet, bu arabalar değil sadece. Evet, bu arabalar değil. Diğer başka arabalar da. Falcon'u görmüştünüz zaten. Evet, Falcon'la tanıştırmıştık. Aynen, Falcon'la çekeceğiz. Bir de benim sana bahsettiğim arkadaşım St. Louis'teki. O da Tampa'yı açıyor bir yer. Tampa'da zaten bize 1,5 saat. Atlasak buradan 1,5 saate gideriz. Onun açtığı galeride de en ucuz araba ne dedi? 500 bin, 1 milyon dolarlık arabalar olacak dedi. Evet, yani Türkiye'de göremeyecekleri arabaları biz burada alma şansımız var. Kankars'ın bağlantıları sayesinde aslında. Onu düzeltelim. Türkiye'de görüyorlar. Görüyorlar mı? Tabii tabii. İstanbul'da her çeşit en güzel araba var. Aha. O yani görüyorlar. Hani farklı araba olacak. Sadece tutup da BMW değil de. Aha. Gideceğiz mesela. İşte ne test ederiz? McLaren falan test ederiz. İşte evet, değişik. Mesela şey var elinde. AMG G-Class'ın 6x6'sı var. 1,5 milyon dolara satıyor. Onu test etsek mesela çok güzel. Evet. Bir de ben şeyi test etmek istiyorum. Bu Maserati yeni çıkardı ya. Ha, MC20 mi? MC20 miydi o? Öyle bir şey. Evet. Abi çok güzel. Hani böyle hani değişik arabaları. Evet. Ben de kanal sayesinde hem araba hakkında bilgiler alacağım. Ben çok bir şey bilmiyorum açıkçası. Aslında biliyorsun artık, öyle deme. Çok şey öğrendim. Bugün hatta bana Jim'de sol köşe sağ köşe bir şeyler soruyordun. Dün bir şeyler öğrendim de Kan Reis'e bir sınav yaptım. Dedim Mercedes kaç yılında kuruldu, nasıl kuruldu, Porsche nasıl ben kuruldu nasıl falan. Ben nasıl bileyim onları o kadar detayını. Ben de tarihinden başladım bu olayın. Dedim madem öğreneceğiz sıfırdan başlayalım. Evet, seni çok underestimate etmesinler yani. Evet, yani ben de geldi. Yani kanalda soru soran kişi, yani araba işlerini çok bilmeyen birisi olursa o kişi ben olacağım. Kan Reis de olayın ustası zaten. O da cevaplamış olacak. Aynen. Öyle bir kanal düşündük. Bilmiyorum. Beğenirseniz yazın. Şimdi burada milyon tane araba var. Ben çok bilmiyorum hangisi manuel bunların, hangisi otomatik. Bugün hangisini kullanıyoruz? Abi manuel, mavi manuel, M Coupe, E46 M3 manuel. Şu üçü. Bu üçünden birini kullanacaksın. Herhalde seni daha rahat ettirecek olan, yani öğrenmesi için bence M5. Çünkü çok smooth geçişleri falan. Seni bu yormaz gibi. Bu ikisi yorar. Bence o yüzden M5 ile yapalım. Sen biliyorum gözün mavide ama. Bu maviye bir de M Coupe Z4 diyorlar. Z4 bu değil ama. Aynen. Bunu demiyorlar zaten. Bu Z3'ün kupesi. Ha, Z3. Aynen, bu Z3'ün kupesi. Öbürü Z4'ün kupesi. O sana geçen göstermiş ne bir tanesi evet, ya. Bu arada şunu da söyleyelim. Senin aldığın arabaların çoğu özel araba. Sen bunları deal alıyorsun. Sürekli araştırıyorsun. Araba bulduğun zaman özel bir araba alıyorsun. Aynen. Ve fazla mil koymuyorsun arabalara. Satarken de genelde 20 aldıysan 30'a 40'a satıyorsun, aynen, değil mi? Tabii. Yani değer kaybetmeyen arabalar alıyorsun. Özel koleksiyon arabalar alıyorsun. Tabii ki, aynen. Çünkü yeni arabaları alırsanız kader kurbanı. Kader olarak. Kesinlikle para kaybedersin. Sonra benim Porsche gibi. Porsche aldık geçen sene arkadaşlar 55 bin dolara. Şu an satmak istesem 43 bin, 42 bin dolar veriyorlar. Arabayı payoff'u yani bankaya olan borcumda şu an 48 bin dolar. Yani 5 bin dolar açık var. Şu an satmak istersem 5 bin dolar cebimden para vermem gerekiyor. Ama böyle özel araçlarsanız, hangi modeli ne alacağınızı bilirseniz değer kazanıyor hatta. Tabii ki. Kaybetmiyorsun mu? Bir de kazanıyorsun. Her gün artıyor değeri. Mesela sana geçen gün bir tane Mercedes gösterdim ya, C63 gri renkte. Evet. 52 bin dolar. Onu al. 2 yıl, 3 yıl kullan. Hatta daha bile fazla kullanırsan 70 bin dolar olacak o araba. 70-75. 2 yıl, 3 yıl önce o arabalar 35 bin dolardı. Evet. Yani böyle araba modellerini falan dediğim gibi ben de öğreniyorum. Şimdi abi atlayalım mı arabanın içerisine? Aynen. M5'e. Şey yapalım. Bir ısındıralım. İlk başta. Lunch şey yapalım mı? Aç mısın? Geçen videoda lunch muhabbeti yapmıştık hatırlarsanız.
R8 videosunda. Sonra GTR'e geçtik. GTR'da bir video çektik mi? GTR'ı tanıtmadık aslında çok fazla. GTR'ı tanıtmadık evet. Buna da bana ne kadar çok mesaj attılar. Abi Okan'la tanıt değil de bunu artık bizim kanalda tanıtırız. Evet artık GTR tanıtımı da yeni kanalda. Görürsünüz daha kanalı açmadık ama açtığımız zaman linki bu videonun açıklama kısmında göreceksiniz. Sadece araba olacak. Aynen, Amerika'daki araba yani böyle ev, kendi hayatım, o bu yok. Full araba. Sadece araba. Aynen. Evet şimdi arabanın içerisindeyiz. Arkamızda Apo var. Apo'yu görmüyordunuz uzun zamandır. AC'yi biraz daha kısalım mı? Şimdi BMW'ye bindim. Başlayalım mı? Başlayalım. Bir endişeli kan reis. Ben sana işin mantığını bir anlatayım da. Heh. Şimdi en sol taraf debriyaj değil mi? Evet. Orta fren. Evet. Sağ tarafta ne oluyor? Gaz. Gaz, aynen. Şimdi işin mantığı en solla sağ ayarlayacaksın. Tamam. Dinliyorsun değil mi beni? Dinliyorum. Tamam. Ne gaza böyle çok gaz verme. Yani acayip gaz verme. Verme, gaz verme. Yavaş ya, gaz verme, gaz verme. Debriyaja da böyle her durduğumuzda dibine kadar basma. Anladın mı? Durduğumuzda tamam. Böyle boşa atıp debriyajdan sal ayağını. Debriyajın anasını anlatmayalım. Okey. Debriyaj şu ya, bak bastın. Gazı verdin, çekiyorsun, o ayarı veriyorsun. Anladım. Zaten araba stop edecek gibi olacak, hiç panikleme, hemen debriyaja bas, kurtarırsın. Okay. Tamam, deneyelim. Yani bilmiyorum, ben manuel kullanmayalı 6 yıl oldu. Kullandığım zamanda da çok kullanmadım. Yani total kullanımım 1 saat falandır maksimum. Ben yani. İlk kalkış stop etmeyecek diyorum çünkü yokuş aşağıdayız şu an zaten bıraksan. Evet. Araba kendi gidecek. Çıkış biraz tehlikeli olabilir. Tek ayak kullanıyoruz. Bak çok korkarsan hemen el frenini şey yapabilirsin. Bu, tek ayak muhabbeti biliyorsun tek ayak, abi. Diyor, sol ayağın hep debriyaj olacak. Sol ayağın debriyaj tamam doğru işte değil mi? Tabii doğru. Doğru. Ha, tamam tek bak doğruymuş. Yani. İki ayakmış tamam. Aynen. Kim tek ayak dedi? Abdullah mı? Hayır. Yakacağım. Hayır tek ayak muhabbeti biliyor musun Volkan'ın? Kimin Volkan'ın mı? Volkan'ın tek ayak muhabbeti. Yok hayır. Oo, tamam, anlat. Volkan yeni şimdi ehliyet aldı. Hı-hı. Yeni araba aldı. Hı-hı. İlk defa otomatik kullanıyor. Çift ayak. Sol frende sağ gazda. Rallyci. Tabii. Ne böyle ani ve öyle lift yapmış adam. Sen düşün yani. Millet görmüş böyle korkmuş falan bunu abi diye. Düşün. Bir de sol ayağın hassasiyeti yok ya sağ gibi. Tabii, sağlar aynen. Yani. Bastığı zaman bir anda pat diye fren falan böyle ama. Evet. Alışmıştın bu oğlum. Yine hassasiyet olmuştu yani. Tabii sol ayağı da gelişmişti sol ayağı. Neyse bakalım. Biz bu durumları anlattık. Şimdi nasıl kullanacağız? Allah yardımcımız olsun. Evet. Hadi bakalım. El freni indiriyoruz. Harbi iki ayak mı bu nevede? Tabii. Sol ayağın sadece debriyaj. Sadece debriyaja basacağın evet. Zaman. İşin bitince debriyajdan çekeceksin, solda dinlendireceksin. Ya Allah! Hadi. Bak, manuel öğrendiği araba dünyada sayılı bir araba yani. M5 manuel kimsede yok yani. V10. Bu arabada... Şu an zaten salsam kendisi gider. Aynen. Bak. Aynen, tabii salsam. Salsam gider, yokuş aşağıyız. Aynen. Bak yavaş. Vites atarsan arada 1'e falan güzel olur yani. Hiç boşta. Bir de debriyajın sonuna kadar basacaksın. Tamam şu an 1 mi R mi? 1 herhalde. 1'di aynen. Yavaş yavaş debriyajdan çek. Gaza da ver. Zaten hiç vermesen bile gider şu an. Ha, gidiyor. Evet. Gidiyor. Hiç panikleme. Dur. Ha bir de git. Tamam. Tamam. Çıkıyorum çok yola. Evet lan yokuştasın. Tamam. Bir daha yapıyoruz. Sayılmaz tamam. Bu. Sorun değil. Çalıştıralım arabayı. Debriyaja basacaksın sonuna kadar. Frene de bas ama tabi. Tamam. Ayağını çek şimdi debriyajdan. Bak debriyajda senin işin bitti. Onu bir tamam. Şimdi indir şeyi. Frende dursun ayağı. Debriyaja bas. 1'e at. Dibine kadar bas. 1'e at. Şimdi yavaş yavaş debriyajdan ayağını çek. Frenden de çek tabi. Hafif de gaz ver. Çok az ama. Zaten yokuş aşağıyız da kıvrılacağız. Yokuşa kurtardık. Harbi. Aynen. Yokuş kaldırdı. Aynen yokuşa kurtardık. Şimdi buradan bir tekrar bir kalkış abiler. Aa gidiyor lan. Debriyaja basmadım. Aa gidiyor. Tekrar dur yapıyoruz. Ya. Tekrar. Ben de biraz yanlış anlatıyorum herhalde. Yo doğru anlatıyorum. Biz değil mi? Şey yapmam yo aslında doğru çünkü anlatıyorum. Yok ama dururken debriyaja basması evet, lazım ya da evet. Boşa atması ama lazım. Ama şöyle çünkü. Ben bastım da sonuna kadar bastım. Doblayı kullanım dedi bas. Yani. Bence kullanmamış. Amaçmadım ki. Ama altı. Bas şimdi. Tamam çek ayağını debriyajdan. Bak bakalım araba geliyor mu gelmiyor. Debriyaja bas debriyaja. Şimdi bir at. F'ye indir. Soldan gideceğiz. Gaz ver. Gaz çok verme. Çok verme. Tamam ver. Ver lan. Allah. Stop ettirmedi. Kurtardı yalnız. Kurtardı. Ama debriyaj anasını. Sağdan
kenarını çek debriyajdan. Ama bırakır. Tam bırakmaz, boşta. Ha. Bunu engage ettiriyorsun. Mantığı, okay. Asa mantığını öğrensen. Yo, ben normalde yapıyordum ya. Bir dakika. Ha, bas, ha, at biri. Ama gaz vermen lazım. Ayağım ama ben de şu an. Biraz ver. Ver. Zor tamam. Muydu? Şimdi kolay, düzgün, güzel. Şöyle ben bir mahallede gezeyim biraz. Tamam. Buradan da sola dönelim. Tamam. Sana ikiye attırmayı öğreteyim. Ya ben kullanıyordum da ya, bilmiyorum. Ayaklarım herhalde alışmamış. İlk debriyaja basıyoruz fren yaparken. Aa bak, bir Porsche daha geliyor oradan senin kardeşin. 918. Onu bekleme artık, sen bas. Onu bekleme. Gaza bas. Porsche diyordur, ne oluyor? Ya ben çok araba patlayacak diye şu an. Ay yani. Niye patlasın, araba patlamaz. Sola dön, gaz ver abi. Heh, çok güzel. Bravo. Tamam. Tamam, bir de var ya. Şimdi debriyaja bas, ikiye at. Bas debriyaja. Dibine kadar bas, ikiye çek. Heh, çek ayağını. 4 mu oldu? 2 oldu, 2. 4 mu oldu? 2 oldu. Sanki 4 gibi. Bas biraz gaza, anlarsın. Evet, biraz sanki 4 oldu gibi. 4 oldu reisler. Tamam, çek orada o zaman şimdi tekrar. Boşa al. Yani çıkar oradan. Ta bas debriyaja bas. Sola. Şimdi birden başlayalım. Evet, ama giderken 1'e atmaman lazım. 2'ye atman lazım. Şimdi bir daha bas. Heh, şimdi ikiye attım. Bak AMG'ci burada, gördün mü? Aaa. Bu one edition. İşte bu one edition. Evet. Ama abi seninki çok daha geniş. Baksana. Nasip olur mu be? Dedim ya işte bu şeyi diye parlağı benimki. İşte artık güzel gelmiyor maalesef. Yani. Bunun oğlunda da C63 var. Bak giderken zaten çok kolay. Bir sorun yok. Evet. O da çözüyor, yapıyorsun. Şimdi mesela bir daha debriyaja bas. 3'e at. Ne oldu? O bir şey yok. Ay, iki debriyajdan hızlı çektim. Abi, şimdi bak duracağız ya, debriyaja basman lazım. Bir attım. Heh, ayağın. Hafiften gaza basıyoruz arkadaşlar. Aynen. Debriyajdan çekerken. Anladın. Bir şey olmaz, devam. Güzel ya. Çaktım acaba devam. Ben gaza az basıyorum bence ondan, evet, dolayı. Bence de. Ben araba çok hızlı gidecek diye ondan tırsıyorum. Aynen. Yani. Bir de kontrol, sen de hemen frene basabilirsin. Allah, ne yapıyorsun? Arkadan vermeyen. Arkadan vermeyen kalmasın. Şu aklıma şey geldi, sen adam öğretiyor ya kızına. Modeller basıyor. Sebebi neydi ki diye. Lanet olsun, niye taşların üzerine gidiyorsun ya? Taşların oradan geçti. Sebebi neydi ki? Sebebi neydi ki? Aha, araba çıkıyor. Sana yol vereyim mi abi? Yol senin de abi. Yol benim. Acayip terledik, sucuk olduk ya. Harften debriyajdan çekerken. Gaz ver, gaz ver. Sefer gazı gaz veririz. Oy. Bak gördün mü, böyle olacak diye işte. Evet, işte onu ayarlaman lazım. Ne çok böyle abartı vereceksin. Debriyajdan hızlı mı çektiğim için böyle? Evet. Aslında ben bir geçip göstersem mi ayak şeylerini? Yine bak sallıyor hep böyle. Çek sağa. Ben şimdi sana göstereceğim. Çek sağa. Çek sağa. Aa, böyle cümleler kurmayalım. Düzeleceğiz mi? Düzeleceğiz mi abi? Bak boşta. Tamam mı? Ayağıma bak. Debriyaja bastım. Bire soktum. Bak ayağımı hafifçe debriyajdan çekiyorum. Gaza da basıyorum. Yapsana. Ha. Bak hiç böyle tık 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 olmadı. Anladım. Bak dönüyorum, hiç araba şey yapmıyor. Neden? Hafif gazda ayağım. Çok hafif. Şimdi mesela şimdi şurada stop sign var. Duracağım değil mi? Evet. Bak, debriyaja bastım. Bak debriyaja bastım, boşa attım. Sonra frene bastım. Tamam, sonra bak, tekrar bire atıyorum. Bak şey yok. Bak şimdi nasıl atacağım bire? Debriyaja bastım. Bire soktum. Tamam. Hafif debriyajdan ayağımı çekerken gaza bastım. Gördün mü? Arkadan bir ses geldi. Onu geç. Bak şimdi. Tekrar debriyaja bastım. İki yaptım. Gördün mü? Evet, hissetmedim. Hissetmedin mi? Yani profesyonel, çok rahat, çok profesyonel. Tamam. Bunu çekeceğim, sana vereceğim. Ya ama öyle cümleler kurmasak. Oğlum ben bir kere manuel aldım. Muğla'da araba kiraladım, yolda kaldım lan. Vallahi böyle bir yokuş vardı, yokuşa çıkamadım. Son adam aradım, bu araba dumanlar geliyor falan filan böyle. Bulataları yakıyordum yani. El frenini çekiyoruz. Ayağımız frende. Frende. Sonrasında sol ayağımızla köküne kadar basıyoruz. Evet. Sonra bire atıyoruz. Evet. Ondan sonra çok yapmamız gereken ama. Şey... Debriyajın anasını alıyoruz. Evet, tamam. Sorry. Sonra yapmamız gereken şey, debriyajdan biraz ayağımızı çekiyoruz. Gaza bas. Ama biraz gaza basıyoruz, evet. Ondan sonra. Bak şöyle aynı. Aynı hızda bakın, şöyle smooth olacak bakın. Allah'ım.
Oo. Aa, çok bastı. Debriyajdan çekmiyorsun. Tamam, çek. Şu an yavaş yavaş çekiyorum. Gazı veriyorum ve aynen. Smooth bir smooth değildi gerçi biraz içeride ama. Yine best kalkışını evet, yaptı. Şimdi yine şey var. Stop sign var. Boşa alıyoruz. Sonra frene basıyoruz. Ayağımız debriyajda. Sol sinyalimizi veriyoruz. Bakıyoruz araba geliyor mu? Geliyor anasını satayım. Biraz bekle 5 dakika geçsin. Tam daha geliyor. Allah Allah. Şimdi boşa. Tam boşa atacağız. Şey, hani debriyaj, yani. Aynen debriyajdan çekiyor. O nasıl biliyor musun? Debriyajda her ayağın durduğunda o debriyajı yiyorsun. Onun değişme vakti geliyor. O kullanılıyor yani. Onu ne kadar az basarsın o kadar iyi. Şu an 1,5 aylık debriyaj edin mesela. Deme öyle. Hadi. Çok güzel. Ha? Aa, bu hakikaten oldu ama yani. Evet. Bravo, gerçekten. Aynen. Vay. Ben manuel seviyorum. Ben manuel daha çok seviyorum kardeşim ya. Çünkü bu viteste böyle oynayacağım bu. Şimdi akşam Okan manuel arabaları yollar. Kaan bu değer kaybeder mi? Bu nasıl? Bunu mu alayım? Aa, harbi çözdü ha. Vallahi çözdü. Evet, ya, bu da fena değildi. Tamam ben biraz daha turlayayım, biraz daha alışayım. Hah, at 2'ye bakayım. Ondan sonra dışarı çıkalım. O 2'ye de attı. Vallahi. Güzel. Bir 3 deneyeyim mi? 3 denememiz yok mu? Dene bakayım 3. Aynen. Güzel. Ziyelvan mı? Maşallah. Aa ziyelvan var ha. Toldan git soldan. Soldan AMG'ye bakalım Mehmet. AMG'ye bakalım. AMG dersek stop yapmamam lazım. Dur çık. Yapmaz duracak zannettim. O zaman güzel. Şu AMG'de biraz yavaşlasana bir sana AMG'yi göstereyim. AMG gösterelim evet. Okan'a da yakışır biliyor musun? Evet. Boş an. Ayağını debriyajdan çek. Zaten biz böyle bir araba bulduk 2016. Çek bakayım. Ha. Kaç? Şöyle göstereyim. Yakınlaştır 2.5x. Baksana bu araba yakışmaz mı? Biz bunu bulduk. 98 bin dolar istiyor. 2016 kaç bin milde? 10 bin milde. Aynı jantlar. Şuraya bak onda da kırmızı kaliber var. GT kaç ama? GT kaç? Bunun SS, önü, SS. Önü eski kasa mı acaba? Yeni kasa. Eski kasa. Ha tam bizimkisi. 2016 mı? İşte, GTS kaç para diyor? 98 istiyor. Ama 10 bin milde. Bir de One Edition ya. Evet. Yani 350 tane varmış. 350'den bir tanesiymiş. Güzel. Değerini koruması öbürlerine göre biraz daha fazla. Evet. Şansımıza da burada çıkması güzel bir şey. İşte bunun oğlunda sanırım C63 507 Edition var. Çok güzel, başarılı bir araba. Seviyoruz. Vay. Hafif bir şeyle kaldırdı. Ha böyle ya. En başta her zaman böyle bir challenge oluyor. Evet, yani. Bir kaldırması zor ama bir kaldırdın mı şey oluyor. Abi bugün senin cümlelerin çok güzel. Gerisi geliyor. Evet. Siz niye kötü anlıyorsunuz ki benim yani şeyden? Ben gayet arabayı, tamam araba odaklı düşünüyorum. Evet, o yüzden gülüyorsun. Bazı ülkelerde ehliyette otomatikle düz vites fark ediyor biliyor musun? Nasıl? Mesela Gürcistan'da ben ehliyet almıştım orada. Manuel ehliyet alırsanız hem otomatik kullanabiliyorsunuz hem manuel. Ama sadece otomatik alırsanız manuel kullanamıyorsunuz, yasak. Tır gibi mi? Tır ehliyeti de öyle sanırım değil mi? Evet. Yani o büyük öyle bir şey. Diyordu. Sen Gürcistan'da niye aldın? Orada okuyordum. Okuduğun dolayı değil mi demiştin? Sanki evet. Bu sefer hakikaten yani. Evet. Oldu gibi. Güzel. Attı, yapıyoruz attı. Bu işi. Attı bu sefer. Her yerde varız be. Evet. Şimdi evet. Trafiğe çıkıyoruz gençler. Hazır mıyız? Size bir şov yapayım. Şey böyle hani böyle kadınlar oluyor ilk araba alıyormuş gibi ama rally sürücü aslında. Araba bir şey yapsan bize gerçekten şok oluruz evet. Abi. Aynen bak debriyajdan çektin çok iyi. Bazı yanlış yapıyorlar işte mesela böyle her durduğunda debriyajı köküne kadar basılı tutuyor. Onu yapmaman lazım Abdullah. Dikkat et. Kapımız açıldı artık geçebiliriz Okan Bey. Güzel. Herhalde ilk stop sign'dan geçtik. Geriye geldik. 10 üstünden 6 olur. Değil mi sence? 5.5 6 aynen. Daha iyisini gördüğümüz için neden şu an yükseldi bizde. Expedition bayağı yükseldi. Çok güzel. Şimdi 1'e at. Bak burası biraz challenging. Aha, yokuş çok iyi yokuş. Evet. Yokuş dediğimiz de yani minicik de. Ver gazı. 5 derece açıyla. Ver gazı. Kalırsak yalnız kötü olur. Oo süper. Allah. Çok iyi. At 3'e. Tamam. Bağırtma. Gazı çok verme. GoPro sıcaktan dolayı kapandı arkadaşlar. Arabayı bir de M modda kullanmıyoruz. Şu an araba 8 silindir. Buna basarsan 10 silindir oluyor. 500 beygir oluyor. Ve o zaman gazı tepkisi de değişiyor. Şimdi bunu hiç açmadım mesela çünkü orada biraz
biraz gergin yani böyle trafik 4 nokta. Burada kalırsak biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi yavaş. Şimdi bir rahat. Çok güzel, hiç araba da gelmiyor. Kıvır direksiyon, an stop et. Aha. Bas debriyajı, basmamaz debriyajı. Arkadan korkmuş, beklesin kız demek. Soldan geçer. Ama kırmızı, kırmızı bekleyelim adamı. Şöyle bir burnout yapıyormuş, dönüyormuş şöyle falan. Aynen biz böyle kalıyoruz böyle, kafalar yapışmış geriye. Keşke yapsa. Abdullah'ın nefesini özlediniz mi? Kamerayı verince kamera nefes veriyordu. Senin nefesin kadar yakın. Aha yandı, tamam bas. Evet, gidiyoruz. Kaldır, hiç şey yapma. Kaldır. Ama şu soluna şey, ay. Vaaay. İşte bu. Tüh ya. Bu teyze değilmiş, çocukmuş lan. Çocukmuş. Tüh be, ben böyle kalmak istiyordum ama gitti. Aynen bu kadar. Aha. Direkt fark ediyorum, biliyor musun? Yapmanın mantığını anladın. Evet, anladım. Şimdi orada bir atsaydın böyle top olur. Araba yine giderdi. Burada 3 tane geçmen lazım bakalım. Evet. Açıldı. 1 2 3. Bas lan, gaza bas. Gaz. Ucundan geçtik. Yok ya, çok rahat, çok profesyonel gerçekten. Bir at şimdi. Stop etmemesi için bir atman lazım edecek. Yani ettirdim. Hiç özmüş. Panik dedi mi basıyor. Kurtarmayı çok iyi çözmüş, evet. Risk yok artık, risk yok. Şimdi sıra E46 E3. Arkadaşlar geri gidiyoruz. Arkadaşlar geri gidiyoruz. Bir küçük kalpli bir kalp krizi geçirdik ama. Teşekkür ediyoruz. Anahtarı bırakıyoruz. Manuel dersimizin sonuna geldik. Aynen. Şimdi not vermen gerekirse kaç üzerinden kaç verirsin? İlk deneme için diyelim. Çünkü Türkiye'de yaptığımı saymayalım yani. Evet. Çünkü Doblo Moblo sürdüm de öyle yani 6 sene önce bir de unutmuştum çoğunu. 6 yıldır hiç kullanmıyor muydun? Yok. Hiç manuel kullanmadım. Vallahi bence iyiydi. O kadar kötü değil. Yani yola çıkabildik yani en azından. Tabii yola çıkabildik. Ya ne diyorum, videoda dediğim gibi böyle bir hafta kullansan sana biraz maliyetli olur tabii debriyajı yer. Yani bu M5'in debriyajı da 1000 küsür. Akşam sana zaten invoice'ı yollar bir şeyler. Abdullah kaç dolarlık yemiştir? Ona göre yazıyor. Yani rahat bir 700 yemiştir. Yani. Oğlum debriyaj 1200 dolar. İşçiliğiyle 1700'e gelse. Sadece malzeme parasından bahsediyorum. Evet. Akşam invoice'ı yollarım. Tamam abi, yolla invoice'ı. Evet, yolla invoice'ı. Arabayı da alalım. Evet, Okan bir daha telefonlarımı açmıyor. Invoice orada. Ama güzel ya. Bence gayet iyi. Hele sonlara doğru gayet iyi yaptı. Evet, sonlara doğru çok iyiydi. Zaten ilk bir de ikiye atarken giderken bir anda çekmeyeceksin debriyajdan. Evet, hani yavaş şey yapacaksın. Neyse, bu videoyu babam kesin izliyordur. Babam diyordur aferin oğlum, ha çözmüşsün. Babama selam söylüyorum. Onun Doblo ile kullanıyordum Türkiye'de. Abdullah, peki sana soruyorum. Sence bir adam arabacıysa manuel kullanmayı bilmesi lazım mı değil mi? Bence %100. Değil mi? Yani evet, böyle olmaz. Tamam, o zaman ben... şimdi Okan peki o sınıfa girdi, ilk adımını attı değil sanki mi? Girdi gibi, evet. Evet, çok güzel. Yani bu büyük bir şey. Seni tebrik ederim. Teşekkür ediyoruz. Güzel. Bir de market yapmıştı ya en son, SUV falan filan. Evet. Direkt spor arabaya geçecek bence oradan. Evet. Ona zaten hazır, hemen geçer de. Ya şu paraya kıy da al bak, hemen sana satayım ya. Kıy daha 2000 mile'da. Çiçek. Evet. 2000 mil dedim bu yani araba. Yani öyle bir şey, 2000-3000. GTR. S'i alalım da arı kalsın çok bari. Çok güzel bir başlangıç arabası. Aynen, çok güzel bir başlangıç arabası. 200 bin dolarca. Hemen şunu şöyle ucundan vereyim. Direkt F1 safety car yapıyoruz. O zaman ne diyoruz, nasip olur mu be deyip 2 ay sonra alıyormuş. Böyle GTR almam mı? GTS alırım herhalde ben. Bu biraz güçlü, ben zaten hız yapmıyorum ki. Ama artık araba kanalı açacağız. Böyle altında şey olması lazım. Böyle baksırlarla olmaz. Peki illegaliz Okan. İllegaliz. Adam manuel kullanmayı öğrendi. Araba bilgisi acayip bir artış. Evet. Arabalara karşı bir ilgi. Tabii GTS, bazı şeyleri benden daha fazla biliyor, bana GTS anlatıyor. Yok şöyle, geçen gün bana Jim'de dediği şeye bak, durup dururken. Kaan dedi ya, sen dedi GTS'le GTC'nin arasındaki farkları yani, biliyor musun dedi ve bekliyor benim anlatmamı. C, GT yani C ile C yani. Aynen. GT. GTS var, S var, GTC var yani GTC var, bir de GTR var. Bir de normal GTS, bu GTR var. Bir de normal GTS var bir ama. Bir de GT Black Series. Onu bir de GTR bak. Pro var. Evet. Neyse, ben ne demişim anlat bakalım, merak ettim. Beni orada hemen 2 dakikada teste soktu. Bir anlat bakayım dedi. GTS ile GT
C'nin farklarını bir anlat dedi. Bir iki tane saydım farkını. Öyle yaptı. Sonra kendi de ekledi bir şeyler. Evet. Yani bilgili. Öyle şey yani değil. Araştırıyoruz. Boş değil. Ben bir şey alacaksam milyon kere araştırırım. Bu da araştırmalarımdan bir tanesi. Bu arabaları seviyorum. Tipi falan çok hoşuma gidiyor. Hatta bu araba ben komilik yaparken Amerika'da restoranın önünde birisi park etmişti. Ulan dedim oğlum ne mükemmel arabalar lan. Millet nasıl böyle arabalara biniyor, restorana gidiyor, yiyor, içiyor, geziyor. Ben de saatlik 15 dolardan çalışıyordum tabii o zamanlar. 15 dolar çok iyi bu arada yani. Yani komi olarak güzel de harbi iyi paraya çalışıyordum. Ama bunları görüp diyordum ki vay alınabiliyormuş, zor değilmiş, sadece zaman gerekiyor. Yani 3-4 yıl gerekiyormuş. Evet, o yüzden diyorum işte bu arabayı satayım sana. Hadi bitirelim, kamera karşısında bitsin bu ya iş. Ya bitirelim de. Bir bankama bakmam lazım. Elleri bir ortada buluşturalım. Abi 100, 160 diyor, ben 100 diyorum. Neyse arkadaşlar, çok uzatmayalım. Araba kanalı yakında gelecek. Dediğimiz gibi ortak bir kanal açmayı düşünüyoruz. Siz düşüncelerinizi yorum kısmına yazın. Açın, açmayın. Yani bu videodan keyif aldıysanız diğer videolarda aşağı yukarı böyle olacak zaten. Aynen. Dediğimiz gibi yeni arabalar, eski arabalar, böyle milyon dolarlık arabaları falan göreceksiniz. Sağ olsun Kank Ars'ın buradaki tanıdıkları sayesinde, galeriler sayesinde. Florida'nın en lüks arabalarına şu an ulaşabiliyoruz. Bu çok güzel bir artı bizim için. O yüzden dedik bari kanal açalım. Yani hikayesi böyleydi. Tabii. Bir şey demek istiyor musun abi? Kapatalım artık. Yok abi, gayet güzel. Güzeldi. Evet, notumuzu da aldık, eğlenceliydi. Yani, çarpmadık, etmedik. Kapatalım. Evet. Aynen. Sana artı puanı verdik. Gayet başarılı. Hiçbir bakalım siz ne diyorsunuz? Onu da yorum kısmına yazın. 10 üzerinden bana kaç verirsiniz? Abdullah sen kaç verirsin? Kaç ben 7 verdim ya. En doğ- 7 yeni verdim. Baştan birisi için ama evet, şimdi. Ben de hani 7 verdim. Yeni baştan birisine göre değerlendirmek evet. lazım. Çünkü ben o yüzden çok defa... iyi 7. Hızlı yakaladı yani o aynen. Şeyleri. Yani Uber'ci olduğumuz için belki. Artık yolları çözdük. Arabaları az çok anlıyoruz. Bir de eskiden de dediğim gibi çok az bir deneyimim vardı. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Aynen, görüşmek üzere. Bay bay.